Evet, bir Freigün'den daha böyle güzel bir yerden bir video çekelim, bir vlog videosu çekelim, konuşalım, sohbet edelim. Ondan sonracıma size bu güzel nehri göstereyim. Nehir diyorum ben bunlara çünkü nehir. Yani su kanalları aslında işin doğrusu. Dostlar böyle bir kamerayı çevireyim. Bakın buradan gördüğünüz gibi. Hamburg'un her yeri nehir neredeyse böyle. Yani su kanalları ama hepsi ıslah edilmiş bir şekilde. Hepsi ıslah edilmiş bir şekilde böyle güzel bir yön verilmiş. Çoğu zaten gidip denize yani büyük akarsulara bağlanıyor. Orayı besliyor. Çünkü büyük gemiler hemen böyle tekrar bir çevirmesi yapalım. Şu taraflarda büyük gemiler her halükarda yük indirmeye geliyorlar. Bunlar da hep böyle farklı bir mimariyle yapılmış. Aslında gotik mimarisi de değil. Ama güzel böyle şeyi anlatıyor. Böyle eskileri anlatan mimariler. Bunlar da işte yeni yapılar. Artık camlı. Güzel böyle bir yürüme yolu yapmışlar. Arabalardan uzak. Yaklaşık bir metre falan böyle yukarıda. Güzel bir şey var yani. Hava var. Binanın en üzerindeki pencereli alana baksana. Çok güzel böyle. Oradan bir aydınlatma vermişler. Ama kırılmaz bir cam herhalde. Kolay kolay. Oradan böyle şeyin içini aydınlatmışlar. Böyle insanlar yürüyor. Burada küçük bir tekne gördük. Bakalım bu tekne nasıl bir tekneymiş. Hello. Und. Bu tekneye bir bakalım nasıl bir tekneymiş. Aslında çoğu şeyin ismini de yanlış söyleyebilirim. Yanlış anlamayın. Çünkü bildiğimden değil bilmediğimdendir zaten o yanlış söylediğim. Hayatta en güzel şey bilmemek. Sorumluluğun hepsini atıyorsun zaten üzerinden. Şimdi kamerayı tekrar kendimize bir çevirelim dedik. Bak kamera bize dönmek istemiyor. Evet kamera tekrar bize döndü. Bugün rutin işlerimizden sonra buraya geldik. Bu hafta sonu aslında bugün ben şeye gidecektim. Balmumu Müzesi'ne gidecektim. Vakit bulamadım aslında işlerimden. Biraz da işleri üst üste getirince ister istemez insan vakit bulamıyor. Bu tekne polis teknesi. Yani sahil güvenlik teknesi oluyor bu. Yani gümrük oluyor ama mesela buradan böyle geliyorsun. Bak bu sahil güvenlik teknesi. Ondan sonra gümrük yani. Ondan sonra acıma söyleyeyim. Gümrük teknesi oluyor. Buraya park etmişler. Herhalde yerleri burası. Ha merkezleri burası. Burası şu an gümrük karakolu. Yani suyun güvenlik güçleri. Öyle söyleyelim. Ya ben bunu bilmiyordum bak. Yeni öğrendim. Çok güzelmiş. İnsanlar geliyor. Bir geçelim. Ondan sonracıma söyleyeyim. Buradan da böyle hangi sokaklara gidelim? Aslında biraz da sokakları göstereyim diyor. Böyle. İşte bak burada gotik mimarisi var. Aradaki beyaz binada gotik mimarisi var. Bilmiyorum ben birden hayran oldum bu gotik mimarisine. Gerçekten çok güzel. Çok işçiliğin de olarak olduğunu düşünmüyorum. Hani düşünü böyle cansız bir şey yapacağına bir gotik mimarisi yap mesela. Burada da güzel iki heykel var. Böyle. Bu köprü açılıp kapanıyor. Belli. Burada Columbus heykeli var. Ondan sonra nasıl diyeyim? Böyle. Şişe'ye gideceğiz. Diğer taraflara gideceğiz. Yani hatıralar, anılar birikmeye devam ediyor. Geçen Lübeck'teydik zaten sahildeydik ama gerçekten çok güzel böyle anılar geçti benim için. Çok güzel zamanlar geçti. Sanki böyle daha önce şimdi arkadaşların çoğuyla konuşuyoruz. Diyoruz ki
diyoruz ki diyoruz ki abi cümle ağzımın içinde kaldı ya. Şuradan geçeceğiz bakalım. Benim arkadaşlarım çoğuna diyorum ki yani çok güzel bir yerdi falan filan abi, bak çok beğendim ya, böyle bir yer mi var falan. Ya diyor ilk defa mı gittin diyor. İlk defa gittim kardeşim, ilk defa gittim. Yani daha önce gitseydim zaten böyle bir cümle kurmazdım diye düşünüyorum. Ama işte canlar, aslında burası biraz cansız. Bu taraftan gitsek diye düşünüyorum. Böyle bir çevireyim tekrar. İlk defa gittiğim için zaten bu kadar bana ekstrem gelmişti, farklı gelmişti. Ama gerçekten güzeldi. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Sahilde, bir de hani ben sıcakta gitmedim. Mesela yağmur yağarken gittim. İnsanlar sıcakta sahile gidip denize giriyor. Kumlarda uzanıyor. Ben en sevdiğim havada gittim. Yağmurda gittim. Çünkü yağmurları seviyorum ben. Und burada yine tamiri var. Bak, baksana abim ya. Ya şu araya bir baksana. Lan nasıl orayı kapatmışlar. Kapatmışlar. Ha bak, burada da aynısı var. Mesela şöyle bir görüntü var. Bu görüntüyü görmeniz lazım. Bu görüntüyü görmeniz lazım. Yani düşün, buralarda şu an insanlar yaşıyor ister istemez ya da iş yerleri. Ama burada arada böyle su verilmiş. Burası hafın oluyor dedik, bildiklerim. Liman yerleşim yeri. Bunlar da birbirine aşık olan, birbirinden asla ayrılmayacağım diyen sevgililerin gelip buralara kilit asması. Gördüğünüz gibi. Ya bu da güzel bir kültür. Farklı bir kültür ve saygı duymak gerekiyor gerçekten. Burada yine ağız var. Bakın bak, buralarda ağız. Şeyin var. Suyun diğer tarafında Aste'nin oradaki köprüler neredeyse kilit asacak yer kalmamış. Yine bir gotik mimarisi ve yine güzelimsi bir bina. Türkiye'de de var bazı yerlerdeki. Ya bu yoldan çok gittim. Bu yoldan değil de diğer yoldan. Çok bisikletle işe gittim geldim. Ama onda da böyle bir güzel bir yer vardı. İnsanları görüyorsunuz böyle. İş çıkışı sahillerde geziyorlar böyle. Bakın burada da bir su yolu. Burada da güzel bir bina. Yani binalar suya yakışmış bana göre. Yani böyle birbirine yakışmışlar yani. Kombinleri 10 numara. Hani burada yine her halükarda inşaatlar devam ediyor. İşte bunlar yeni yapılar. Şahane kompi. İşte bak şurada. Şurayı görüyor musunuz ne kadar güzel? Burası küçük böyle şey tarzı şeyler. Mesela Kneipp'la. Yani Almanlar iç çıkışında. Bizimkiler böyle arkasını da iyi görürsünüz. Bu arkamda gördüğünüz yer. Almanlar, bizimkiler kahveye gider. Bir çay ocağına gider, bir şeyler içerler iş çıkışı. Onlar da girer buralarda böyle biralarını içerler. Sohbetini ederler, giderler. Buradan karşıya geçeceğiz. Karşıya geçeceğiz. Böyle göstermek istiyorum. Bu hafta sonu başka bir şehre gideceğiz. Orayı inşallah daha güzel bir anekdot edeceğiz. İyi bir anlatmaya çalışacağız ve üzerimizdeki acemiliği atacağız. Kırmızıyı bekliyoruz. Yeşili bekliyoruz. Hala yeşil yanıyor. Yeşil yanmaya devam ediyor. Arkamdaki güzeller konuşuyor. Und? Gördüğünüz hemen diğer taraftaki arabalar da hep kiralık. Yok. Bu ışık yanmayacak herhalde. Und tekrar başlıyoruz. Yaklaşık bir dakikalık bir bekleme ve ondan sonra acıma söyleyeyim.
buradan şu şekilde devam ediyoruz. Hemen karşımda çok güzel bir mimari var. Mesela şura. Çok güzel böyle insanların gelip oturabileceği yerler yapılmış mesela. Ama dikkat edin, etrafında çekirdekler ya da kola şişeleri falan böyle atılmış gibi değil. Adam çekirdeğini yiyip atmamış mesela. Temiz bir şekilde bırakmış. Sadece doğanın kirlettiği kadar, yani yapraklar. Karşıda gördüğünüz Martinez Müzesi. Buraya da girmem gerekiyor, bu müzeye. Mutlaka gelip bu müzelere bakacağım. İzinli olduğum günlerde. Buraya geleceğim. Bal mumuna gidecektim. İşte dediğim gibi anlatmaya çalıştım, gidemedim. Onun dışında böyle tarihi yerlere gidip görmek gerekiyor. Kimler yaşamış acaba? Kimler geçmiş buralardan? Kimler ne anlatmış? Yani uzun zaman oldu buradayız ama işte daha yeni yeni geliyoruz. Nasıl bir ağaç bu acaba? İsmi ne? Gördüğünüz gibi buralar, oralar. 10 numara yerler. Aslında Almancamız yetmiyor yazıları okumaya. Ama burada biz açığız diyor. Ama içinden ne var mesela? Bir bakalım. En üstü şey herhalde, kafeterya. Ondan sonra resimler var. Ha, gemilerle ilgili bir müze burası. Burası gemilerle ilgili bir müze. Burası görülür işte. Martinez Müzesi. Burayı görmek gerekiyor dostlar. İşte dediğim gibi bak, hep böyle küçük küçük kanallar. Hep kanallar ama hepsi ıslah edilmiş. Bakın. Gerçekten koku yok. Koku yok abi. Yani hani kanallar kokar derler normalde, ki kokar, doğru. Koku yok. O kadar böyle düzenli bir şekilde yapmış ki kendini GTA Vice oyununda sanıyorsun yani böyle. Burası gemilerle ilgili bir yer olmalı. Çünkü anlatılmak istenen de o. Tam yanına kadar geldik. Buradan çıkış yok. Sadece buradan giriş yapıyorsun. Giriş saatleri falan işte ne zaman açık bilinmiyor. Gelip buradan gireceğiz. Nasip kısmet olursa buraları göreceğiz. Şimdi buradan dönüyoruz. Tekrar diğer yoldan trenin geçtiği, metronomun geçtiği yanına devam ediyoruz yolumuza. Biri geliyor. Bakalım niye geliyor. Aman, artist çok sinirli bakıyor. Ya da bu taraftan gidelim. Bu taraftan gidelim. Hamburg turumuza devam ediyoruz. Nay 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 nay. Kafeteryasına gidip orada oturup bir şeyler içebilirsin. Kahve içebilirsin, alkol içebilirsin herhalde. Kafeteryaya gidiyorlar. Ya insanlar bir gömlek daha yukarıda diye düşünüyorum. Gerçekten birlikte takıldığın insanlar çok önemli. Dedikleri mesela o. Ben de en çok takıldığım 5 insanın ortalaması. İnsan derken 5 şeyin ortalaması olmak istiyorum. İnsanın değil. Yani mesela spora gidiyorum. Kitap okuyorum. Almanca çalışıyorum. Odaklanma çalışıyorum. Sağ elimi güçlendirip sağ elle yemek yemeye çalışıyorum falan filan gibisinden. Bu gibi şeyleri tekrar tekrar 2 dakikalık alıştırmalarla başarmaya çalışıyorum. Duvar deseni değişik taşlarla duvar giydirilmiş. Fener ışıkları. Burası mesela bir herhalde zamanında fenermiş. Ya da bir yerden sökülmüş. Buraya deniz feneri, buraya böyle asılmış. Deniz feneri. Bakın. 1895 bir de. Diga, baksana Allah'ım ya. Ya Rabbim. O kadar eski. O kadar eski bak. Buradan dönüyoruz. Karşı kafeterya. Kesin o kız oradaki kafeteryaya gitti. Müzenin içindeki kafeteryaya gitti. Buralar gerçekten güzel. Yani Rewe alışveriş merkezi hemen karşıda açılmış.
insanların kolaylıkça gidip alışverişini yapabileceği yer. Burada da böyle bir abimiz nöbette. Yani nöbetini tutuyor. Was ist das? Gördüğümüz gibi nöbetini tutuyor. Bu. Bu bir köle tasviri sanki. Klas Stobeka diyor ki 1401. Ben şey sanıyorum ya bu. Bak dikkat ederseniz ellerinde böyle bir ip var. Sanki böyle deniz aşırı kölelerine getirilmiş. Ya da onları mı sembol? Öyle olabilir. Ya sanata bak. Abi şu binaya baksa. Ay ana. Vay 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 vay. Burada kimler kalıyor? Böyle çok lüks şeyler gördüğümde küçüklüğümden beri ben diyorum herhalde burada çok zengin insan ya da okumuş insanlar kalıyor diye düşünüyorum ben. O da aynen öyle de olma ihtimali çok yüksek. Buralar böyle ben geldiğim senede herhalde bu kadar yoktu. Sonradan bir yapıldı, bir yapıldı abi. Yani adamlar gerçekten yaptı. Burada biraz koku var. Böyle bir bataklık gibi. Ha, soğuk bir memleket olduğu için herhalde kokmuyor. Ondan söylüyorum ya temizliğinden şey etmek istemiyorum. Temizliği gerçekten elinden gelene kadar adamlar tertemiz yapmaya çalışıyor. Yani bugünümüze boş geçirmeyelim. Bir farklı bir yer çekelim. Ya da aynı yerleri tekelim. Anlıyor musun? Böyle şey olsun. Hani acemiliğimizi atalım üzerimizden. Burada da güzel böyle bir bina var. Neye yaradığını bilmiyorum. Burası da tuvalet. Tuvalet ama kapalı. Merdivenlerimizden böyle tırmanıyoruz. Karşıda da bir yer var, orada da müze olabilir. Kazım kaz, çiçeklerimiz lazım. Çiçeği sökmemişler. Köşede çıkmış, sökmemişler. Kolona baksana nasıl bir kolon giymişler. Tam bak şurası. Heh, bak benim arabama. İşte aynen bataklık yeşili. Yemin ederim aynen benim arabam. Bak en sevdiğim araba bu. Rengi de duruşu da. Bu da benim gibi duacı demek. Dua aşığı. Demek o da bizim gibi dua aşığı. Gitti. İki gözümün çiçeği gitti. Burada çok büyük bir yapı var. Aşırı bir büyük yapı. Garbi. Yani bitince şu ortadaki resim gibi olacak. Acaba ne? Bir yaşam sitesi mi? İş yeri şey mi? Altta da zaten şeyini veriyorlar. Araba park yeri. Baba değişik yerler ya. 25 saat açız diyor. Yani 25. işte. Aa, bak buna bak abi ne kadar güzel. Aha. Boyamışlar böyle bisikleti. Yandan mumları bırakmışlar. Bu ne? Vallahi bilmiyorum. Farın. Radfahren. 34 yani. 1. ayın 30'u 2023. Yani bisiklet sürüşünün 34. yılı diyor. Herhalde ara ara böyle turnuvalar yapılıyor. İster istemez burada da güzel şeyler oluyor. Ya insanlar gerçekten bak U4 buraya gelecek artık herhalde. U-Bahn buraya geliyormuş ya da bak U4 insanlar gerçekten kültürlerini yaşatıyorlar, yaşatmaya çalışıyorlar. Yani bazı şeyler bunlar da gerçekten bizim biz hep diyoruz ya o nerede kaldı o eski bayramlar, nerede kaldı o eski şeyler falan filan ama işte aslında var yine hiç olmazsa var. Var olanla idare etmemiz gerekiyor. Her şeyi böyle olumsuz düşünmemek gerekiyor. Daha iyi nasıl yapar, daha iyi nasıl yaşatırız gibi düşünmek lazım. Bana göre yani anımızı yaşamanın, anımızı hissetmemizin
hissetmemizin haklı gururuyla yaşamamız lazım. Bak karşı tarafa green, gray and pie. Was ist das? Ich bilmiyorum. Bilmiyorum abicim yani. Bakın böyle. Yaşıyoruz. Yaşıyoruz, yaşıyoruz. Ay. Ondan sonra abime söyleyeyim. Şey var mesela. Arkamdaki amca bakmaya çalıştı, çalıştı ama bakamadı. Arkamdaki amcam, benim canım amca. Evet. Kaç dakika olmuş baba? Tam tamına 20 dakika olmuş da dedik. 20 dakikadır konuşuyoruz, ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani bu güzel şey bana göre. Şimdi buradan trenlerin yanına gideceğim. Bir iki treni değiştirip eve gideceğim. Yarın için işte hazırlık yapacağım, çantamı falan. Yarın tekrar Arbeit'e gideceğiz, çalışmaya gideceğiz. Randevulu müşterim var. İki tane. Onlar da zaten belli saatlerde gelecek. Ondan sonra 11 videolarımda devam gideceğim şehir hakkında biraz bir şeyler okuyacağım. Ondan oraya da gittim de farklı bir ortam benim için ilk defa olduğu için, ilk defa göreceğim için biraz ister istemez güzel olacak. Yani siz de yapın bir şeyler diyorum. Anınızı yaşayın. Yemek yaparken bir videonuzu çekin. Arkadaşlarınızla sohbet ederken bir videonuzu çekin. Atın. Para kazanın demiyorum. Anınızı yaşayın. İzlersiniz. Vallahi öyle bir an gelir. İzle, kendini izlersin. Lan oğlum bak. Nerelere gitmişiz falan filan. Weißt du? Weißt du diga. Bak mesela. Buralarda da bir şeyler yapılıyor. Buralarda su aslında çekiliyor. Su biriktiriliyor. Herhalde şeylere veriliyor. Buralara veriliyor. Einfahrt Überseet. Bak bu binalar hep beyaz beyaz yapılmış böyle. Dış cephesi buradan tek parça yapılmış. Bunlar hep yeni ya. Bunlar hep yeni. Bak bunlar mesela hep yeni. İlk geldim senelerde bunlar yoktu. Hele o çok karşıdaki camlı böyle aynalı görünen yer. Oralar hiçbiri yoktu. Sanki 40 yıldır varmış gibi. Ama o kadar sessiz, sakin sokaklar ki gerçekten bir oyunun içinde oynuyormuşsun gibi insanlar. Bahçelerden koptuk, çiçeklerden koptuk. Hayattan koptuk gerçekten. O yüzden ben doğayı daha çok seviyorum. Ya bak, çiçekleri daha çok seviyorum. Hayvanları daha çok seviyorum. Ve sevmeye de devam edeceğim dostlar. Burada videomu keserken hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum dostlar. Kendinize iyi bakın.